Biz her şeyden önce Türk milletinin bir unsuru olarak, bir birey olarak ve Türk milliyetçileri olarak siyaset yapmaktan öte vatan sevdalısıyız, ülkemizi seviyoruz. Bu zor da zamanda küresel emperyalistlerin yapmış oldukları çalışmalarla ülkemizi bölmeye yönelik politikalarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi suretiyle hep birlikte el ele vererek buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki bununla ilgili olarak da liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi Cumhur İttifakı adı altında Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber hareket etmek suretiyle bu emperyalistlerin oyununu bozdu ve önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Bu seçimlerde de ittifak adayı olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi Cumhur İttifakı'nın Cumhur Reis adayı olarak desteklediğini ve bununla ilgili olarak da dün grup karar alma suretiyle de ilk adımı seçimlerde atmış oldu. Biz vatanını seven, ülkesini seven her insanın yapmakta olduğu veya yapacağı bir davranış içerisinde herhangi bir şahsi menfaat gütmeksizin ülkenin geleceği, bizim geleceğimiz olan çocuklarımıza daha huzurlu, daha mutlu bir ülke bırakma konusunda Türk milliyetçileri olarak biz şahsi menfaat ve duygularımızı bir kenara bırakma suretiyle önce ülkem ve sonra milletim, sonra da partim demek suretiyle ülkeyi ve milletimizi siyasal anlamda menfaatin önde tutma suretiyle bu yola baş koyduk. Bununla ilgili olarak da tarih sürecinde 5000'den fazla da şehit vermek suretiyle ne kadar vatan sevdalısı olduğumuzu tüm alem cihanda bilmektedir. Kaldı ki bu Cumhur İttifakı ile beraber Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin liderimiz yaptığı konuşmalarda da önce ülkem ve milletim, sonra partim demek suretiyle bu konuya bir nokta koymuştur. Allah'ın izniyle inşallah 24 Haziran seçimlerinde Cumhur Reisimiz olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi seçeceğiz. Adıyaman'da ve tüm Türkiye'de de inşallah milliyetçi hareketin şahlanışı ve tek başına iktidara gelişinin ayak seslerini de inşallah hep beraber gayretle çabayla sağlayacağız diye düşünüyorum inşallah. Biz şunu düşünüyoruz. Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Liderimiz, büyük devlet adamı Devlet Bahçeli'nin beyefendi dediği gibi ülkenin içinde bulunduğu bu ortamda siyasi sahiplerle hareket edip siyaseten payımıza ne düşer mantığıyla hareket etmek bu ülke insanına ve bu aziz devletimize yapılan en büyük ihanettir diyoruz. Ve dolayısıyla biz her şeyden önce birlik ve beraberliğimizi tesis etme noktasında ülkücü cami olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Ülkemiz için var ediyoruz. Biz gerekirse bu ülke için canımızı da, malımızı da, her şeyimizi de ortaya dökeceğiz. Ve inşallah analizine muvaffak da olacağız.